Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede eylemi durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır. Yani arkadaşlar durum zarfını soruyordur. Durum zarfını bulmak için fiile şöyle fiile nasıl sorusunu soruyoruz. Şimdi bakıyoruz. Sörfçülerin renkli yelkenlerini dolduran rüzgar alaçatının vazgeçilmezi. Şimdi bu haliyle baktığımızda Nasıl yelken? Renkli yelken. Nasıl sorusunu burada isme sorduk. İsme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verir. Yani burada fiile neyi soramıyorum? Nasıl sorusunu soramıyorum. O zaman burada eylemi durum bakımından tamamlayan bir sözcük yoktur. Cevabım Adana şıkkı. İkinci cümlede zarf öbeği vardır. Zarf öbeği dediği için zarfın iki tane sözcükten oluştuğunu kastediyor. Ne de olsa tatilciler tarafından keşfedilmeden önce bu sevimli kasaba sadece sörfçülerin geldiği bir yerde ne zaman? Tatilciler tarafından keşfedilmeden önce bu bir zarftır. Birden fazla sözcükten oluştuğu için zarf öbeğidir. Bunu ediyoruz. Üçüncü cümlede bir isim tamlaması zaman zarfı görevindedir. Bakıyoruz arkadaşlar. Sığ suyu ve yıl boyu rüzgar alan koylarıyla dünyanın sayılı bir rüzgar e, sörfü noktaları arasında gösterilen bölgede. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririm. Evet. Şimdi... Baktığımızda sığ suyu ve yıl boyu rüzgar alan koy, nasıl koy? Yıl boyu rüzgar alan koy. Yıl boyu ifadesi arkadaşlar ne boyu diye sorduğum için belirtisiz isim tamlamasıdır. Yıl boyu rüzgar alan ne zaman rüzgar alan yıl boyu. Fiilimsiye sorduğum ne zaman sorusu da nedir? Zaman zarfıdır. Fiil ya da fiilimsiye ne zaman sorusunu sorduğumuzda zaman zarfını buluruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıl boyu belirtisiz isim tamlamasıdır ve zaman zarfı olarak kullanılmıştır C şıkkı da doğru. Dördüncü cümlede miktar ve durum zarfına yer vermiş. Miktar zarfı için ne kadar sorusunu soruyoruz? Durum zarfı için fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Pek çok surf. Buradaki pek çok zaten burada gördüğünüz gibi miktar zarfı. Ee, okulu bulabileceğiniz Alaçatı'da kendisinden ders alacağınız ödüllü eğitmenlerin büyük bir kısmı yıllarını bu sahilde surf yaparak ve yarışlara katılarak geçirmiş. Nasıl geçirmiş yıllarını sörf yaparak ve yarışlara katılarak, nasıl sorusunu geçirmek eylemine sorduğum için sörf yaparak ve yarışlara katılarak durum zarfını buldum. Pek ve çokta da zaten miktar zarfı vardı. Bu yüzden bunu da eledim. Beşinci cümlede iki tür zarf kullanılmıştır. Son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız e, kite surf ise gençlerin yeni gözdesi diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda adını sıkça duymaya nasıl? Sıkça duymaya başladığımız. Ne zaman e, sıkça duymaya başlıyoruz? Son dönemlerde. Sıkça duymak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir durum zarfı. Evet çünkü nasıl duymaya? Sıkça duymaya. Şöyle durum zarfı. Ne zaman son dönemlerde ne zaman sorusu da bana zaman zarfını verir. Bu haliyle baktığımızda bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olur. Bu dizelerde aşağıdaki zarf türlerinin hangisinin örneği yoktur? Evet bakıyoruz arkadaşlar hemen. Demiş ki hayır belki de özlemedim seni. Buradaki belki arkadaşlar olasılık anlamı kattı. Özlemek fiilin önüne geldiği için olasılık zarfıdır. Herkesi sana benzetmekten bıktım. Neyden bıktım ya da niçin bıktım diye sorduğunuzda herkesi sana benzetmekten bu da bizim için bir sebep zarfıdır. Yani bıkmasının sebebi ne? Herkes sana benzetmek. Ve her gözde seni bulup tekrar kaybetmenin acısı. Tekrar kaybetme fiilimsi etkiledi. Tekrar kaybetmek yani iğneleme zarfı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hayalinle boyarım geceleri gökyüzü güneşe açarken sabah kapısını benimle uykuya dalar yıldızlar. Ne zaman uykuya dalar? E, gökyüzü güneşe açarken sabah kapısını. Ne zaman sorusu da bana zaman zarfını verir. Cevabımız C yani miktar zarfı yok. Aşağıdaki cümlelerde geçen yer, yön bildiren sözcükler türleri bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Eşyalarını üst kata yerleştirirsin arkadaşlar diyor. Üst kat nereye? Üst kata tamam. Bugün önce içeriği temizleyecekler. Nereyi? İçeriği. Aşağı indiğinde bana haber ver. Aşağı ifadesi burada gördüğünüz gibi ek almadı. Ek almadığı için gördüğünüz gibi zarf. Beride duran adam biraz önce seni sordu diyor. Beride ek almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. Nerede duran? Beride duran. Bu bizim için isim olarak kullanıldı. İçeriği derken yine ek aldı. isim olarak kullanıldı. Üst kat derken hangi kat? Üst kat sıfat olarak kullanıldı. Şöyle eşleştirme yapalım. Arkadaşlarıyla yukarı mahallede buluşacağız. Hangi mahalle? Yukarı mahalle. Yukarı ifadesi mahalle isminin önüne geldiği için sıfat olarak kullanıldı. Eşleştirme yaptığımızda arkadaşlar A ve E birbirini götürür e ve B ve Denizli de birbirini götürür. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir? Evet bakıyoruz şimdi. Bir anda üzerime gelen arabadan çevik ve kıvrak bir hareketle kurtuldum. Nasıl hareket? Bakın hareket burada isim. Nasıl hareket? Çevik hareket. İsme sormuş olduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verir? Burada kesinlikle bir niteleme sıfatı var. Cevabım A. Okurlarıyla bir arada olmaktan, sohbet etmekten çok hoşlanan bir yazardı. Hoşlanmak burada fiilimsi. Fiilimsi etkileyen sözcükler zarftır. Buradaki çok bir miktar zarfı. Bu adamların hepsi koltuk peşinde. Hiçbiri halkı gerçekten düşünmüyor. Nasıl düşünmüyor? Gerçekten düşünmüyor. Nasıl sorusunu fiile sorduğumda ise durum zarfını bulurum. Evet. Yattığı yerden dizi bizi dinliyor. Bizimle dışarı çıkabilmek için can atıyor. Dışarı çıkabilmek fiilimsiyi etkileyen dışarı yer yön sözcü herhangi bir ek almadığı için yer yön zarfıdır bu da bizim için. Son resimlerindeki renkler insana doğayı bambaşka hissettiriyor. Nasıl hissettiriyor? Bambaşka. Nasıl sorusunu hissettirmek fiiline sordum. Fiile sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verecektir. Bu haliyle baktığımızda cevabımızın adan ışık olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevlidir? Çocuklar farklı yörelerini Türk e, halk türkülerini değişik bir ezgiyle sundular. Nasıl yöre? Farklı yöre. Nasıl sorusunu isme sorduğumda arkadaşlar niteleme sıfatını buluyorum. O halde burada niteleme sıfatı var. Devam ediyoruz. E, son dönemindeki denemelerinde hep iyi ile kötüyü bir arada görüyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi hep görüyoruz. Ne zaman görüyoruz? Hep görüyoruz. Buradaki hep zaman zarfı olarak kullanıldı. Bu haliyle cevabımızın Bursa şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerine de bakıyoruz. Toplumsal gelişme ile dildeki gelişme arasında her zaman doğru bir orantı olmayabilir. Nasıl orantı? Doğru orantı. Nasıl sorusuna orantı ismini sorduğum için aldığım yanıt niteleme sıfatı Müze müdürü büyük bir nezaketle bize bütün katları gezdirdi. Bütün katlar ifadesi kat isminin önüne geldiği için belgisiz bir sıfattır. Burada da bizim için şöyle belgisiz sıfat diyoruz. Bu üçüncü romanıyla yazar üslubunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor derken tüm belgisizlik bildiren bir sözcük yön isminin önüne geldiği için yine aynı şekilde belgisiz sıfattır. Dediğim gibi cevabımız Bursa Şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf görevli sözcük yoktur diyor bakıyoruz. Atalarımız boşuna dememişler. Güvenme varlığa düşersin darlığa diye. Evet arkadaşlar. Nasıl dememişler? Boşuna dememişler. Fiile sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Burada kesinlikle durum zarfı var böyle. Bir ediyoruz. Bulvardaki ağaçlardan solmuş, sararmış, iri yapraklar düşüyordu. Bulvardaki ağaç sıfat tanımlaması solmuş, sararmış, iri yapraklar. Yaprak isminin önüne gördüğünüz gibi birden fazla sıfat geldi. Burada zarf yok. Cevabım 2. Yani Bursa şıkkı. Eleştirmenlik düşmanı çok olan fakat dostluktan hiç nasiplenmeyen bir uğraştır. Buradaki çok ve hiç sözcükleri zarftır arkadaşlar. Bunu da ediyoruz. Küçük kızın masmavi gözlerinden yaşlar dökülüyordu hala. Ne zaman dökülüyordu hala? Burada da bir zaman zarfı var gördüğünüz gibi. Bunu da ededik. Yarın akşam topluca sahildeki sinemaya gitmeyi düşünüyoruz. Ne zaman düşünüyoruz? Yarın akşam. Buradaki yarın akşam ifadesi yine zaman zarfıdır. Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili zarfların çeşitleri aşağıdakilerin hangisine sırasıyla doğru verilmiştir? Sensiz kaldı yarınlarım. Nasıl kaldı? Sensiz kaldı. Nasıl sorusunu fiile sorduğumda aldığım yanıt durum zarfıdır. Evet. Öksüz kaldı duygularım. Sen giderken gözlerimde. Ne zaman? Sen giderken diyor arkadaşlar. Ne zaman sorusu da bana zaman zarfını verir. Evet. Devam ediyoruz. O en son bakışın kaldı diyor arkadaşlar. Şimdi en son bakış buradaki en de miktar anlamını kattığı için bu da benim için bir miktar zarfıdır. Bu haliyle baktığımda cevabının şöyle Adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aralanmış dizelerin hangilerinde ikileme zarf görevli değildir? Bakıyoruz. Gül büyütenlere mahsus heves ve renk renk dertlerimi gözünde besle diyor. Renk renk dert değil mi? Nasıl dert? Renk renk dert. Dert ismine nasıl sorusunu sorduğum için aldığım cevap niteleme sıfatıdır. Burada ikileme arkadaşlar niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Bir kesinlikle cevaplardan biri olacak. Birinin olmadığı şıkları eleyip de işimi kolaylaştırabilirim ama devam edelim. Ben yürürüm yani yani aşk boyadı beni kane. Şimdi burada arkadaşlar bu haliyle baktığımızda yürümek nasıl yürürüm? Yana yana yürürüm. Yani 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 orijinali biliyorsunuz yana yana yürürüm. Nasıl yürürüm? Yana yana. Nasıl sorusunu yukarıda isme sorduğumda niteleme sıfatını buldum. Nasıl sorusunu fiile sorduğumda arkadaşlar durum zarfını bulurum. Yani ikide kesinlikle durum zarfı var. Karar kılmaz insan aklı bir dalda devinir uçsuz bucaksız bilgi evreninde. Nasıl bilgi evreni? Uçsuz bucaksız bilgi evreni. Nasıl sorusunu burada da isme sordum. O halde burada da bir niteleme sıfatının varlığından bahsedebilirim. Cevabım 1 ve 3 yani Bursa şıkkı. Aşık garip yanık yanık söylesin nasıl söylesin yanık yanık fiile sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verecek. Burada da durum zarfı var. Kopan bir demet gibi indiler birer birer. Nasıl indiler? İnme eylemine sordum. Birer birer. Evet, bu yüzden burada da durum zarfı var. Dediğim gibi cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Bakıyoruz. Bir karı ne kadar yaşadığını biliyor musun? Mı mi anlamıyla sağlandıysa arkadaşlar burada kesinlikle edat var. Yani soru edatıyla sağlandığını söyleyebiliriz. Sanatçı izlenimlerini aktarırken nasıl bir yol izlemeli? Sözcü hemen yakaladım soru sözcüğünü. Soru sözcü yol isminin önüne geldiği için burada kesinlikle soru sıfatı var. Şöyle şunları eriyoruz. Yapıtlarınızın anlatımında hayvanlara yer vermenizin nedeni nedir? Bakın ne bir şeyin yerini tuttu yani soru zamiridir dır dir gördüğünüz gibi ek eylem eki geldi. Burada kesinlikle zamirin varlığından bahsedebiliriz. Bunu da eledik. Yazma aşamasında olduğunuz roman düşsel ağırlıklı ögeler taşıyor mu? Mami gibi soru eki varsa orada soru edatının varlığından bahsedebiliriz. Şöyle şunu da eledik. Romanlarınızın konusunu niçin gerçek yaşamdan alıyorsunuz? Niçin, neden, niye, ne sebeple gibi sözcükler bana neyi verecektir, zarfı verecektir? Cevabım Edirne Şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? Zaman zarfını bulmak için ne zaman sorusunu soruyoruz. Bu yaşamda her zaman büyük düşünenler kazanmıştır. Ne zaman büyük düşünenler? Her zaman zaman zarfıdır bu. Bunu eliyoruz. Galata'nın uzun bir sokağını tepiyorum. Ben böyle her akşam. Ne zaman tepiyorum? Her akşam. Bu da benim için yine nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi zaman zarfı o yıllarda birçok vatansever ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ne zaman ayrılmak zorunda kalmıştı? O yıllarda zaman zarfı dilimin gecesi gündüzü ayrı bir yaşam kaynağıydı insan arkadaşlar diyor. Ne zaman? Yok cevap alamadım bu yüzden cevabım Denizli şıkkı. Akşam olunca evimizin üstündeki çamlığa gidip sohbet ederdik. Ne zaman sohbet ederdik? Akşam olunca ifadesi zaman zarfıdır. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zarfın yapısı diğerlerinden farklıdır? Zarfın yapısını soruyorsa arkadaşlar, yapım eki almadıysa basit, yapım eki aldıysa türemiş zarftır. Eğer birden fazla sözcükten oluştuysa birleşik zarftır diyoruz. Şimdi bakıyoruz. Soruları dikkatsizliğinden yanlış yanıtlamıştı. Yanlış sözcüğün kökü yanılmaktır. Yanılmaktan yanlış. Yani bir yapım eki aldı. Burada zarfın yapısı türemiş. Açık havada dolaşırsam biraz dinlenirsin. Bir ve az sözcükleri birleşti. Yani burada zarfın yapısı birleşik. Şöyle. Sevgisiz yaşanamayacağını iyi biliyordu. Sevgisiz, sızsız yapım ekini aldığı için burada zarfın yapısı türemiş yine. Yemeğini, iyisini, yemeğin iyisini hiç yorulmadan, pişirilmeden madan burada bir zarf fiil ekidir. Fiilimsler türemiş sözcük yapar arkadaşlar. Burada da zarfın yapısı türemiş. Sabahleyin evden çok kızgın ayrıldı. Leyin bir yapım ekidir. Sabahleyin yapım eki aldığı için zarfın yapısı türemiştir. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki zarf çeşitlerinden hangisine örnek yoktur? Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık. Ne zaman toplandık? Bir gece. Burada bir zaman zarfı var. Bu yüzden bunu eliyoruz. Devam ediyoruz. Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun. Nasıl konuştuk? Memleketten konuştuk. Buradaki ikileme arkadaşlar durum zarfı yerine kullan durum zarfı görevinde kullanıldı. Bu yüzden C şıkkını da eliyoruz ve devam ediyoruz. İçeri girdi bir aydınla Efe büyük bir heybetle. Şimdi içeri girdi. Nere girdi? İçeri. İçeri sözcü herhangi bir yapım eki ya da çekim eki almamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiili etkilediği için yer yön zarfıdır. Herkes cephedeyken siz nasıl beklersiniz? Nasıl sorusu beklemek eylemini etkilediği için bu da benim için bir soru zarfıdır. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Yer gök yarılır gibi haykırıyor konuşurken nicelik zarfı yani miktar zarfı yok. Cevabımız Adana şıkkı.